Hazreti Şeyh Hasan Basri Kattesallahu Sırrahul Aziz Şeyhül Meşayih Hasan Basri Kattesallahu Ruhahu Ümmü Seleme radıyallahu anh hazretlerinin kardeşinden doğmuş ve Ümmü Seleme'den süt emmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hatunu olan Ümmü Seleme buyurur ki Hasan küçük çocuk idi. Peygamberimiz hazretlerinin bardağındaki suyu içti. Resul-i Ekrem sual buyurdu. Benim bardağımdaki suyu kim içti? Hasan içti dediler. Risalet Fenah Efendimiz dua buyurdular. Hasan ne kadar su içtiyse küllüsü ilim olsun. Bir gün Hazreti Habibi Kibriya Ümmü Seleme'nin hücresine teşrif buyurdukları vakit Ümmü Seleme Hasan'ı dizine almış idi. Peygamberimiz de kendi dizine alıp dua buyurdular. Ne keramet buldu ise Hasan o dua berekatında buldu. Hasan Basri doğduğu zaman Hazreti Ömer'e getirdiler. Ömer radıyallahu anh Hasan adı veriniz zira yüzü Hasendir buyurdu. Ümmü Seleme Hasan'a dua ederdi. Allah'ım Hasan'ı din içinde imam kıl. Ümmet ona iktida edip uyusunlar. Duası kabul olarak imam oldu. 70 yıl içinde abdestsiz yere basmadı. Halktan külliyen münkatı olup duru idi. Büyük bir mecliste biri sordu. Hasan acaba niçin bizim büyüğümüz oldu? Yaşlı bir zat cevap verdi. Cümle halayık ilim içinde ona muhtaçtır. O fariyadır. Bir arpa kadar halka ihtiyaç göstermez. Sizden fazlı onun içindir dedi. Hasan Basri Hazretleri her hafta vaaz ederdi. Fakat Rabia karşısında olmadıkça derse başlamazdı. Bir gün birçok beyler vaazını arzu ederek geldiler. Rabia olmadığı için mübaşeret etmedi. Bir kadıncağız olmazsa ne olur dediler. Hasan Hazretleri bir lokma ki fil için hazırlanmıştır. Karınca ağzına sığar mı? Buyurdu. Vaazı arasında şevk içinde kalan Hasan Basri Rabia'ya hitap ederdi. Ey kilim giyen hatun, benim olduğum senin gönlün ıslığından, ateşindendir derdi. Bu kadar cemi gafir vaazına geldiğinden neşelenir misin sualine? Biz avam kalabalığına şad olmayız. Lakin bir gönül ehli gördüğümüz vakit neşemiz artar, şad oluruz dedi. Sordular, Müslüman nedir ve kimdir? Müslümanlığın şartı kitap içindedir ve Müslüman toprak altındadır. Dinin aslı nedir? Veradır. Yani haramdan ve şüpheli nesnelerden sakınmaktır. Ve tamağı vera'ı batıl eder dedi. Uyuyan gönlümüzü uyandır diyen cemaate hitaben, uyuyan gönlü uyandırmak kolaydır. Sizin gönlünüz ölmüştür. Zira hiç hareket etmez deyince bizi biraz korkut dediler. Eğer bugün korkarsanız yarın onda emin olursunuz. Vah o kişinin haline ki korkmaya dedi. Dediler ki bu kadar halk meclisinde mesele öğrenir sana itiraz ederler buyurdu. Hak Teala kendi azametiyle halk dilinden kurtulamadı. Ben zerreyim dedi. Haccacı zalim Hasan Basri Hazretlerini korkutmak için bütün mahiyetiyle vaaza gelmişler. Mübarek hiç futur etmeyerek derse devam edince Haccac demiş ki dünyada er isterseniz Hasan'ı görün. Hazretin bir müridi Kur'an sesini işitince nara eder düşerdi. Hasan Basri bir gün böyle yapma diye buyurdular emirlerine karşı. Ya şeyh kendi elimle değildi deyince eğer gelsin diye böyle edersen rahmanidir. Eğer çağırmıyorken bağırırsan şeytanidir buyurdu. Bir yıl Basra şehrinde kıtlık oldu.
Bir sene yağmur yağmadı. Duaya çıktılar. Hasan Basri minbere çıktı, vaaz ve dua etti. İsterseniz yağmur yağsın, Hasan'ı Basra şehrinden kovun deyince halk ağlaştı. O kadar Hak Teala Hazretlerinden korkardı ki sanki celaf elinde durmuş gibi daima melül mahzun idi. Bir gün bir zat şu hadisi şerifi okudu. Tamudan 1000 yıl sonra Henna isimli bir kişi zuhur edecektir. Mübarek Hasan ağlayıp hadisi şerifte ismi zikredilen Henna ben olsaydım. Korkarım ki halk yolundan çıkarım. Rabbimize asi olurum da dergah-ı izzetten kovulurum dedi. Mervi'dir. Hasan Basri Hazretleri namazgahında namaz kılarken kapı önünde birisi oturmuş, üzerine sular gelmiş. Pis su olmasın diye araştırılan bu zata Hasan Hazretleri ben Asi'nin gözyaşıdır demiş. Bir cenaze namazı kıldıktan sonra kabre konulduğu zaman Hasan Hazretleri kabir üzerinde o kadar ağladı ki toprak ıslandı. Sonra dedi ki, Müslümanlar, kabir ahiret menzilinin evveli, dünya menzilinin ahiridir. Madem ki hepimiz sonunda iş bu yere gideceğiz, dünyada nasıl şad olup gezeriz? Bütün cemaat ağlaştılar. Meğer Hasan Basri çocuk iken bir kabahat yapmış, bundan daima nedamet duyarak bu kabahati yakasına yazmış. Gördükçe o kadar ağlarmış ki o yazı ıslanırmış. Bir gün Sa'd bin Cebir'e nasihat eyledi. 3 şeyi işleme dedi. Beyler arasına girme, avretlerle sohbet eyleme, Rabia Adeviye dahi olursa kulağını çalgılara verme, eğer o velilerden dahi olsan afetten kurtulamazsın. Nakildir ki, sabah namazı vakti Hasan Basri'nin mescidine gelen bir zat kapısını kilitli görmüş. İçeride cemmi, gafir duaya amin diyorlardı. Biraz sonra yalnız olarak çıkan Hasan Hazretlerine sual eden Abdullah'a, ''Kimseye söyleme, her gün periler gelir, benden dua talep ederler, ben de dua ederim, amin derler.'' dedi. Nakildir. Birkaç kişi beraberince hacca giderlerken yolda susuzluktan Hasan Hazretlerine arzı hal ettiler. Kova neviinden bir şey olmadığı gibi ip de yoktu. Hasan Hazretleri ben namaza durayım, siz su için dedi. Mübarek namaza başladı, kuyudaki su taştı. Herkes kana kana içti. Birisi bir bardak su sakladı. Namazı ikmal etti, su da kurudu. Hasan, siz Allah'a inanmaz mısınız? Dedi. Nakildir. Ebu Ömer, Kur'an hocasıydı. Talebelerinden gayet güzel bir çocuğu öpmek istedi. Hıfzında olan Kur'an tamamıyla silindi. Bir elif dahi gönlünde kalmadı. Pişman oldu. İçine ateş düştü. Hasan Basri Hazretlerine gelip anlattı. Hac vakti hacca git. Sonra avdette Mescid-i Hafiye var. Mihrapta bir ihtiyar oturur. Onunla görüş, sana dua eylesin dedi. Emirleri minvali üzere aynen yaptı. Diyor ki, mihrapta ihtiyarın etrafındaki halk dağıldı, yalnız kaldı. Selam verdim. Halimi söyleyip Allah hakkı için merhamet eyle dedim. Acıdı, gözü ucuyla göğe baktı. Başını indirmeden cümle Kur'an mahfuzum oldu. Pirin ayaklarına kapandım. Bana sordu, beni sana kim haber verdi? Hoca Hasan Basri dedim. Tebessüm etti. Biraz evvel cemaat içine gelip herkesin hürmete istikbal ettiği Hasan Basri idi. Her gün öğle namazı Basra'da kılar, buraya gelir, ikindi namazını beraber kılarız. Akşam namazına Basra'ya gider. O size kafidir dedi. Rivayettir. Hasan Basri Hazretlerinin 70 yaşında ateşperest Şem'un isminde bir komşusu vardı.
hastalığı şiddetlendiğinden bir zat gelip komşuluk hakkı için haleti neza gelen şu Şem'un'a din telkin edilmesini istedi. Mübarek Hasan Basri hastaya gidip, "Bunca senedir taptığın bu ateşi terk eyle, Allahu Teala'ya iman getir," dedi. Şem'un cevaben, "Ya Hasan, ben üç şeyden iman getiremiyorum. Bir, dünyayı zemmeder, diğer taraftan onu isterseniz. İki, ölüm haktır der, yolculuk tedariki yapmazsınız. Üç, hakkın didarını görelim der, yine rızası hilafına gidersiniz. Ya Hasan, ateş seni yakmaz mı?" dedi. Hasan, mübarek elini ateşe soktu ve "Bu sözlerden Müslümanlık kokusu geliyor," dedi. Kafir dedi ki, "Cenab-ı Hakk'ın beni cennete koyacağına kağıt yaz ver." Hasan Basri kağıt yazdı. Şem'un iman edip teslimi can eyledi. Büyük cemaatle namazı kılıp defnelediler. Fakat Hasan Basri'nin gözüne uyku girmeyip sabah namazını kıldı. "Ne yaptım da eline kağıt verdim? Hak Teala Hazretlerine karşı küstahlık eyledim," deyip, "Ben kendimi kurtardım mı ki başkasına senet verdim," diye ağladı. Biraz uykuya daldı. Rüyasında Şem'un'u gördü. Başına taç giymiş, yüzü ayın 14'ü gibi parlıyor, türlü türlü cennet nimetleri içinde bahçelerde geziyordu. Hasan Basri Hazretleri, "Ya Şem'un, nasılsın?" dedi. "Elhamdülillah, Allah'ım bana rahmet eyledi. Verdiğin senedi geri al, gam çekme," dedi. Mübarek uykudan uyandığı zaman kağıdı avucunda buldu. "Bari hüdavenda senin işin illetle değildir, illa fazl-ı keremledir," dedi. Hasan Basri Hazretleri'nin sözüdür. "Ere ilmi nafi gerek, amel ve ihlas ve sabırla kanaat gerek. Her nazar ki ibretten değildir, sehv-ü zillettir. Sözü hikmet değildir, aynı afettir. Her kim haktan uzlet ederse selamet olur. Kanaat ederse aziz olur. Halkla ihtiyacı olmaz. Hasedi terk ederse dinlenip rahat olur." "Vera nedir?" diye sordular. Buyurdu ki, "Vera, içinde üç makam vardır. Biri, daima hak söyleyen söz. İki, kendini muhafaza eden. Üç, her işi hak rızası için yapandır. Ve bir zerre vera, 100 yıl verasız oruç ve namaz kılmaktan eftaldir. Miskin Ademoğlu dünyada üç şeye doymaz. Bir, mal devşirip yığmaya. İki, zevk ve sefaya. Üç, ömre. Elinde olsa dünyadan hiç gitmek istemez. Allah'ın sevgili kulu dünyaya hiç kıymet vermez. Mümin olan dünyada ahiretini imar eder. Ahmak olan dünyayı imara çalışır. Ahiretini haram eder. Allah'ı sevmenin nişanı dünyayı terk eylemek. Her kim altın, gümüşü kıymetli tutarsa huzuru kalple namaz kılamaz, ukubete yakın olur. Bir kişi 6 senedir cemaate gelmez, halka karışmazdı. Hasan Hazretleri gidip sual eylediğinde, "Ya Şeyh, beni mahsur gör, nefsani işleri yapmam, nefsime rahat vermem. Nefis bana zahmet vermez, hakkın zikrü şükrüyle meşgul olup otururum," deyince, "Sen benden daha iyisin, böylece devam et," dedi. Hasan Basri Hazretlerine sual ettiler. "Şimdiye kadar hiçbir şey sizi sevindirdi mi?" buyurdu. "Bir gün otururken bir kadın kocasına, ben senin işlerini gördüm, evimi bekledim ki üzerime başkasını getirmeyesin. Bundan böyle madem ki üstüme kadın aldın, işlerini yapmayacağım," diyordu. Bu hoşuma gitti. Misalini Kur'an-ı Kerim'de aradım, buldum. Sure-i Nisa 48. ayet. "Kullarımın cemi günahlarını fazlımla af ederim ve ayıplarını yüzlerine vurmam. Madem ki beni bilirler,
üzerime başka şeye tapmazlarsa, eğer bu şirki yaparlarsa affetmem. Rivayet ederler. Hasan Basri Hazretleri kabristanda yemek yiyen birisini gördü. Bu kişi münafıktır dedi. Zira bu kadar zevat huzurunda gönlüne korku gelmeyerek boğazından ekmek geçiyor. Ahireti düşünmüyor. Münafıklık alametidir. Mübarek Hasan Basri Hazretleri vefatında tebessüm eyledi. Etrafındakiler hayatında hiç gülmeyen bu zata taaccüp ederlerken o hangi günah diyerek ruhunu teslim etti. Bir zat rüyasında görüp sordu. Ya şeyh, dünyada gülmezdin ve hangi günah dediğine sebep neydi buyurdu. O haldeyken bir nida işittim. Ya melekül mevt, şiddetli tut. Üzerinde bir günah kalmıştır. Hitabı bana hoş geldi dedi. Diğer bir kimseye de manada gözükmüştü. Mübarek zat bir buraka binmiş, başına taç giymişti. Ve derlerdi ki, Allah Hasan'dan hoşnut oldu ve Hasan Allah'ına kavuştu.